Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elif Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir canlarım. Bugün sizlerle Şöhretler Karması'nın TYT tarih sorularını çözeceğiz. Coğrafyayı biliyorsunuz ki Yunus Hocamız çözüyor. Mert Hoca matematik sorularını çözüyor. Kenan Hocamız geometri sorularını çözüyor. Ben de sizlerle tarih sorularını çözeceğim. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenir, seni sevinirim. Sorulara baktım. Sorular gayet güzel. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Bu bilgilere göre yargılarından DNA'gide ne ulaştırdır? Ne demiştik? Bu bilgilere göre diyorsa sen metnin dışına çıkmayacaksın. Eğer metnin dışına çıkarsan sen netini kaybedersin. Daima buranın içinde kal. Allah'çı bu derle kaçarım bu yönde güzel bir soru hazırlanmış. Ne diyor? İlk Türklerde ilk devlet teşkilatı Asya Hun Devleti hükümdarı Metehan zamanında oluşturulmuş ve bu teşkilatlanmaya göre ülke doğu ve batı şeklinde iki ayarlara yönetilmiştir. Bu yönetim sistemine ikili teşkilat adı verilmiştir. İkili teşkilat anlayışında ülkenin doğusunu Kaan yönetirken batısında ise yapku ünvanı ile hükümdarı kardeşi görev almıştır. Yapku iç işlerinde serbest, dış işlerinde ise doğrudan Kaan'a bağlıydı. Şimdi bunun hakkında çok konuştuk. Tekrardan olsun. Sorular üzerinde olsun. Denemeler üzerinde olsun. Çok konuştuk değerli arkadaşlar. Şimdi denemiştik. Metnin içinde ikili teşkilat anlayışı varsa otorite zayıftır. Tek amaç nedir? Ülke yönetimini kolaylaştırmaktır. Tamam mı? Ülke, ülkede federal bir yönetim anlayışı vardır. Biz bunu nereden çıkaracağız? Bakın yapku iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğrudan Hakan'a bağlıdır. Yani merkeze bağlıdır değil mi? İşte biz buna federal devlet anlayışı diyeceğiz. Üçüncü öncüne baktığımızda devlet hanedanın ortak malıdır anlayışı terk edilmiştir. Yargısı yanlıştır. Unutma ikili teşkilat ülke hanedanın ortak malı olduğu için yapılıyor zaten. Doğu kanadını Hakan yönetir, batı kanadını kardeşi yönetir. Biz buna ne diyeceğiz? Ülke hanedanın ortak malıdır diyeceğiz. Terk edilmedi, aksine devam ettirildi. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Hadi bakalım ikinci soruya gidiyoruz. Sorumuz şöyle. Bilge Kağan'ın bu sözleri ilk Türk toplumlarının özelliklerinden hangilerinin göstergesi olabilir? Şimdi Göktürk hükümdarı Bilge Kağan, zaferlerimiz yaşayış tarzımızdan ileri gelir. Kuvvetli zamanlarımızda ordular sevk eder, akınlar yaparız. Zayıf isek bozkırları çekilir, mücadele ederiz diyor. Şimdi de Konar Göçer Yaşam var mı? var. Biz bunu bozkırlardan çıkaracağız. Tamam mı? Zaten diyor ki zaferlerimiz yaşayış tarzlarımızdan gelir diyor. Akınlar yaparız. güçlüysek, isek, zayıf isek bozkırlara çekiliriz diyor. Hareket halinde sürekli. Kut inancına önem verme. Kut ne demek? Kut hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır. Kutla alakalı bir durum burada söz konusu değil. Savaşçı özellik var mı? Var. Akınları kim yapar? Savaşçılar yapar değerli arkadaşlarım. Akınlar keşif birliklerine verilen isimlerdir. Bu doğrultuda cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü soruya gidiyoruz. Sorumuz şöyle. Metne göre Koçu Bey'in bu eserinde konularından hangilerine değinmesi beklenir? Hem yorum hem de bilginizin iyi olması lazım. Tamam mı? Okuyalım beraber. Kimi yazarlarca Osmanlıların Montesquieu veya Türk Machiavelli'si olarak takdir edilen Koçbey, Osmanlı'da devlet yönetimiyle ilgili ilk eseri ortaya koymasıyla önemli biridir. 4. ve Sultan İbrahim'e sunduğu risaleleri ise döneminin sorunlarını ele alma biçimi olarak Osmanlı tarihçiliğinin önemli bir eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Koçbey, Risale'nin yazılış amacını fitne ve fesadın artması devletin mevcut durumunun ileride daha büyük sıkıntılara yol açacağı düşüncesi ve yaşanılan bu sıkıntıların hesap gününde padişaha sorulacak olmasından dolayı padişaha bildirmek olarak ifade etmiştir. Koçu Bey özellikle 4. Murat döneminde Risaleleri hazırlayan kişidir. Hangi dönem? 17. yüzyıl. Ben bunun üzerinde niye duracağım? Çünkü ÖSYM böyle bir soruyu bilgi olarak MSU sınavında sormuştu değerli arkadaşlarım. O yüzden senin ne yapman lazım? Bu soruya dikkat etmen lazım. Şimdi ne diyor? Fitne ve fesat var. Devletin mevcut durumu ileride daha büyük sıkıntılara yol açacak. İsyanları alacak mıyız? Alacağız. Celali isyanlarıyla otorite zayıfladı mı? Zayıfladı. Şimdi ülke içinde sıkıntı varsa, büyük sıkıntılar varsa senin fethi hareketlerin yavaşlar mı? Hızlanır mı? Tabii ki yavaşlar. İsyanlardan dolayı senin fethi hareketlerin yavaşlar. Bunu unutmayacaksın. Peki mali ve askeri alanda sorunlar artacak mı? Artacak. Tüm bunların sorumlusunu kim olarak görecekler? Padişah olarak görecekler değerli arkadaşlarım. Cevabımız E şıkkı. Şimdi sevgili arkadaşlarım. ÖSYM bazen bilgi bazen yorum sorularını harmanlaştırıyor. Biliyoruz değil mi? VSYM de bunu bilgi olarak verdi. Siz de 17. ile ilgili soru gelirse ve metnin içinde Batı'ya veya Avrupa varsa ele almayacaksınız. Niye hocam? Çünkü 17. yüzyılda Osmanlı padişahları Batı'ya yönelmemiştir. Tek amaç güçlü dönemlere geri dönmektir. Tamam mı? 17. yüzyılda Batı yok, Avrupa yok, milliyetçilik ayrıntılamaları yok, rejim karşıtı insanlar yok, milliyetçilik ayrıntılamaları yok, yok, yok. Anlaşılıklı değerli arkadaşlarım bunları not olarak tutabilirsiniz. Şimdi dördüncü soruya gidiyoruz sevgili arkadaşlarım. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili güzel bir soru. Bu soruya dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Atatürk Nutuk'ta yer alan Ankara'da milli hükümet kurulmadan önce İstanbul'da bir sultan ve bunun bir hükümeti vardı. Damat Yeri'de gönderme yapıyor. Bu hükümet biçimi milleti istekli olduğu bağımsızlık ve hürriyeti vermeye yeterli değildir. Bu hükümet biçiminin verdiği kötü sonuçlar ortadadır. İfadeleriyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekliliğine vurgu yaptı? Ne diyor Mustafa Kemal? İstanbul'daki hükümet işgallere sessiz kalıyor. Padişahın hiçbir yetkisi yok. O yüzden bizim derhal ne yapmamız lazım? Yeni bir hükümet kurmamız lazım. O hükümete ne diyeceğiz? Ankara hükümeti diyeceğiz. Ankara hükümeti ne olarak bilinir? Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bilinir. Şimdi şıklara bakalım. Medreselerin kapatılması. Bu ne zaman gerçekleşti? Eğitim ve öğretim birleştirildikten sonra yani Tevhidi Tedrisat Kanunu'ndan sonra değerli arkadaşlarım. Tevhidi Tedrisat da ne olmuş? Eğitim ve öğretim birleştirilmiş. Hemen sonrasında medreseler kapatılmıştır. Saltanatın kaldırılması. Bak sevgili arkadaşım. İki gözümün çiçeği benim canım. Bak. Savaş sırasında hemen henüz savaş yeni başlamış ya eğer sen şu ifadeyi kullanırsan saltanatı kaldıralım direkt. Dersen saltanat taraftarları senden kopar. Ne yapacaksın? Yavaş yavaş. Saltanatın kaldırılmasına değinmemiş Mustafa Kemal. Bu kötü bir sonuç doğurur. TBMM'nin açılmasına vurgu yapmış mı? Vurgu yapmış. Halifeliğin kaldırılması ne zaman geçirilecek? Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra değerli arkadaşlarım. Yani 1924 yılında. Medeni kanun bak. Eğer ÖSM olur da ÖSYM olur da buradan soru seçerse bunu seçecek. Medeni kanunda kadın erkek eşitliği sağlandı. Tamam mı? Kadına her türlü hak verildi bir hak hariç. Medeni kanunda. Hangi hak verilmedi? Siyasi hak kadına burada verilmedi. Tekrar et benimle. Medeni kanunda ne yokmuş? Siyasi hak. Anlaştık mı? Cevabımız Büyük Millet Meclisinin açılması olacaktır değerli arkadaşlar. Beşinci soruya gidelim. Şöyle e, harita sorusu. Bu iki durumun ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım. İlk duruma baktığımızda Wilson ikilerine göre yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Hatta 1. Dünya Savaşı'nın kısa sürede sona ermesinde etkili olmuştu bu. 2'ye baktığımızda Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre itila devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktaya işgal edebileceklerdir. Oho. oho! 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 Ne olmuş burada? Şimdi Wilson diyor ki, ABD Başkanı Wilson diyor ki, yenenler yenilenlerden toprak almasın. Ama itilaflar savaştan sonra ne yapıyor? İşgal girişimlerine başlıyorlar. Demek ki burada itilaflar Wilson ilkelerine göre hareket etmemiş. Demek ki Wilson ilkelerine karşı çıkmışlar. Aykırı davranmışlar. Değil mi de alakası Bu yorumu yapmamız lazım. Şimdi. 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 Harita bize neyi vermiş? Mondros Stratejikis Antlaşması'na göre Osmanlı topraklarına işgalini vermiş. Gizli antlaşmalarla her yer paylaşılmış değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Mesela Fransızların işgal ettiği yer. İtalyanların işgal ettiği yerler. İngilizler oho. İngilizler Nereye almamışlar ki? Genelde petrol bölgelerini seçiyorlar zaten. Yeşil alan Ermenilerin, sarı alan Yunanlıların itilaflar ortaklaşa burayı işgal etmişler. Değil mi? Anadolu'nun toprak bütünlüğü korunmuş mu? <laughs> korunmuş mu? Korunmamış. Haritaya göre gittiğimizde her yer işgal altında değerli arkadaşlar. Konya ve Afyon'a bakın. Bakın. Bu değil. Kars ve civarı Rumlar tarafından erken edilmiştir. Bize haritada Ermeniler olarak verilmişti. değerli arkadaşlar. Yeşil alanı Ermeniler olarak verdim az önce size. devletleri arasında siyasi ayrılıklar yaşanmıştır. Hayır. Gizli antlaşmalarda olduğu gibi hareket etmişler ki zaten bak. Haritadan siyasi ayrılığı burada çıkarabilir misin? Çıkaramazsın. Ege Adalarının tamamı Osmanlı hükümetine bırakılmıştır. Ege Adalarının tamamı Osmanlı hükümetine bırakılmamıştır. İşgal altındadır değerli arkadaşlar. Bunu da eledik. İtiraz edildiği bir son aykırı hareket etmiş mi etmiş. Ne diyor Wilson? Toprak almayın diyor. Ama onlar ne yapıyor? Tam tersini yapıyorlar. İlk denemenin sonuna geldik. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. İkinci denemede görüşeceğiz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.